Herkese merhaba, yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu videodaki konumuz Samsung'un yeni katlanan akıllı telefonu Galaxy Z Fold 2. Şöyle bir göstereyim. Artık akıllı telefonlar gerçekten hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Yeni nesil akıllı telefonlar gerçekten katlanılır olacak. Ve bunun da en güzel göstergelerinden bir tanesini Samsung bize sunuyor bu modelle. Peki nasıl bir deneyim sunuyor? Bakacağız ama önce isterseniz gelin bir teknik özelliklerine bakalım. Hemen şunu söylemek istiyorum. 7.6 inçlik bir ekranı var. Bu ekran dinamik AMOLED ekran teknolojisiyle çalışıyor. Katladığımızda ise şöyle göstereyim. Burası da 6.2 inçlik süper AMOLED ekran. Yani şöyle söylemek lazım. İki farklı teknoloji var. Bir dinamik AMOLED, Samsung'un son teknolojisi ve tabii ki Samsung'un yine iddialı olduğu teknolojilerden bir tanesi süper AMOLED. O da ön tarafta. Biraz teknik detaylardan dedik. İşlemcisine de göz atalım. Snapdragon 865 Plus işlemcisi var. Bu işlemci çok önemli. Neden önemli? Özellikle Türkiye için çok önemli. Çünkü Samsung'un Türkiye'deki akıllı telefonlarında Equinox işlemciler var. Bu modelde ise Snapdragon kullanılıyor. Bunu neden özellikle vurguluyorum? Çünkü Samsung'un Türkiye'ye getirdiği akıllı telefonlarda, daha doğrusu amiral gemisi akıllı telefonlarda daha çok Equinox işlemci var. Ancak bu modelde Snapdragon'un en üst düzey işlemcilerinden bir tanesi olan Snapdragon 865 Plus işlemcisi var. Bu yüzden çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Sonrasında tabii ki RAM'e bakmak lazım. DDR5 12 GB'lık RAM var. Neredeyse bir bilgisayar kadar bir aslında RAM kapasitesinden bahsediyoruz. Ve tabii ki 256 GB'lık bir depolama kapasitesine de sahip. Bunu da belirteyim. Aklınıza şu soru gelecektir. Acaba 256 GB bana yeter mi? Ve micro SD kartlarla ben bunu arttırabiliyor muyum? Arttıramıyorsunuz çünkü üzerinde micro SD kart bulunmuyor. Şimdi isterseniz gelin kameralarına biraz göz atalım. Kameralarında şöyle üçlü bir kamera sistemi var arkasında. Üçü de 12 megapiksel. Ortadaki kamera özellikle 12 megapiksel ancak çift piksel teknolojisi kullanılıyor. Üstünde hemen ultra geniş açı lensi var ve altında da yine 12 megapiksellik telefoto lensi bulunuyor. Telefoto kamerası bulunuyor. Açalım isterseniz. Bir de şurada bir kamerası bulunuyor. Ön kamerası. Yani açıkken ki ön kamerası bulunuyor. Bu kamera 10 megapiksel. Şöyle göstereyim. Kapattınız mesela. Buradaki ekran üzerinden bir selfie çekmek istiyorsunuz. Yine burada da bir 10 megapiksellik ön kamera var. Yani toplamda 5 kamerası var modelin. Şimdi ekranlardan da bahsettik, şu konuyu da atlamayalım. Modelde Gorilla Glass 7 ekran teknolojisi kullanılıyor. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü katlanan akıllı telefonlar gerçekten çok şık telefonlar. Bunları kılıflı kullanmak istemezsiniz. Böyle masaya koyduğunuz zaman böyle bir herkes baksın istersiniz. Bu şıklığı bozsun istemezsiniz. Bu yüzden Gorilla Glass 7 teknolojisi önemli. Neden önemli? Bir kere bir darbelere daha fazla dayanıklı. 2. Çizilmelere karşı daha dayanıklı. Yani kılıfsız gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz ve şu anda 2020 teknolojilerine baktığımız zaman kırılmaya, çarpmaya, darbeye karşı 2020 ekran teknolojilerine baktığımız zaman Gorilla Glass da şu an en iyi teknolojiye sahip. Yani o konuda da şüpheniz olmasın. Şimdi teknik özellikler aslında bu kadar. Şimdi biraz isterseniz deneyime geçelim. Çünkü insanlar katlanan akıllı telefonlar denilince özellikle şu şekilde bir tablet olarak kullanabilecek katlanan akıllı telefonlar denilince aklına hemen acaba nasıl benim hayatımı kolaylaştırıyor? Buna bakmak lazım değil mi? Şimdi buna bakacağız. Hemen isterseniz biraz deneyime girelim. Şimdi hemen yanda bir çubuk var. Bu çubukla mesela aynı anda 3 işi yapalım. Yapabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Bir yanda YouTube açtım. Şu anda burada YouTube açık. Hemen diğer yana ne açalım? Mesela mail uygulamasını açalım. Hemen geliyorsunuz, şöyle sağa bırakıyorsunuz. Mailler de açıldı. Bir ekran daha açalım bence. Zorlayalım biraz. Bir ekran daha açalım. O da takvimi açalım mesela. Geldik buraya da. Takvimi bıraktık. Aynı anda 3 ekranla çalışabiliyorsunuz. Mesela neler yapabiliyorsunuz? Bir yanda müzik uygulaması açın. Video açın. YouTube'u açın. Orada bir yanda bizim videolarımızı izleyin mesela. Diğer yanda not alın. Bir yanda da mail yazın mesela. Her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden işte katlanan akıllı telefonların aslında tam da İşi bu. Aynı anda birden fazla işinizi görebilmesi. Bu yüzden bu gerçekten çok kıymetli. Bu arada biraz önce başka bir konu daha vardı. Ondan da bahsedeyim. Mesela sol tarafa bir ben pencere açtım ve diğer tarafa da iki tane alt alta pencere açtım. Şimdi mesela bunun bir değişini yapalım sizle. İsterseniz böyle altlı üstlü de açabiliyorsunuz. Nasıl çalışmak istiyorsanız. Bu kadar basit. Mesela yazı yazım acaba deneyim nasıl? Bir ona bakalım. Ben de hiç ona şu an daha önce bakmadım. Şimdi bir ona bakalım isterseniz. Mesela şu an Samsung'un sitesi açılmış. O bayağı rahat böyle. Mesela ne diyelim? İsmimi yazayım mesela. Ahmet Can. Evet. Bayağı rahat. Çünkü geniş olduğu için sadece şu iki parmağınızla yazıyorsunuz. Ve oldukça da rahat. Bu da yine güzel özelliklerinden bir tanesi. Deneyimi aslında arttıran özelliklerinden bir tanesi. Deneyim çağı işte budur. Ben bunu arıyor muyum? Evet.
bu tip modelleri arıyorum. Hayatımızı kolaylaştırır mı? Evet, kolaylaştırır. Şimdi şundan da aslında bence bahsetmek lazım. Peki selfie nasıl çekiyoruz? Şimdi 5 tane kamerası olan bir modelden bahsediyoruz. Önde aslında iki önünde iki tane selfie kamerası var. Arkada da üçlü selfie kamerası var. Şimdi bir mesela normal selfie çekelim. Bu şu an arka kamera bu arada. Hemen çevirdik. Şu anda şöyle bir tam ekranda selfie çekiyorsunuz. Şimdi bu selfie'yi ne yapacağız? Şöyle arkaya alacağız. Bu ekranı alacağız. Katlar katlamaz buraya geçti. Yani buradaki ön kamera çalışmaya başladı. Bir de şöyle bir soru var. O da şu. Acaba arka kameraları selfie çekmek için kullanabilir miyim? Çünkü bir tanesi 10 megapiksel. Yeter mi? Yeter. Ama aynı zamanda arkada da üçlü bir kamera sistemi var. Ultra geniş açılı, telefotolu, üçlü kamera sisteminden bahsediyoruz. Peki öyle nasıl çekiyoruz? Onu da hemen göstereceğim size. Nasıl çekiyorduk abi? Çok pardon. Şimdi açtığınız arka kameralar şu anda aktif bir durumda. Arka yansıtmayı açıyorum. Açtığım zaman bakın şöyle arka kameraları kullanarak selfie çekiyorum. Hatta bir selfie çekelim. Onun için de şöyle yapıyorsunuz. Mesela. Evet, pozumuzu da verdik. Yani burada çünkü tuşlara uzanması zor olur diye görüntü tanıma teknolojisi kullanmış Samsung. Elinizi şöyle yapıyorsunuz. Tanıyor. Yaklaşık 200 saniye sonra fotoğrafı hızlı çekiyor. Yani arka kamerada da selfie için kullanıyorsunuz. Bu arada benim dikkatimi çeken başka bir konu daha var. Şimdi burası bence çok eğlenceli. Neden öyle söylüyorum? Çünkü şimdi sevgiliniz vardır, eşiniz vardır. Fotoğraf çekmeyi çok seviyordur. Şimdi çekersiniz fotoğrafı. Ondan sonra bir bakayım der. Baktıktan sonra der ki bu kadraj olmamış der. İşte orada ne olur biliyor musunuz? Beyninizden vurulmuşa dönersiniz. Çünkü o süreç yaklaşık bir yarım saat falan sürer. Böyle iyice moral bozucu bir hal alır. Tabii ki bizim görevimiz sevgililerimizin, eşimizin fotoğrafını çekmek. Bir görevlerimizden bir tanesi de bu. Severek yapıyoruz. Ama yani bir yere kadar severek yapıyoruz. O yüzden bu model bunu da biraz kolaylaştırıyor. Şimdi mesela böyle çekiyorsunuz. Hatta size şöyle de göstereyim. Şöyle çekerken karşı tarafa kadrajı gösteriyor. Şöyle yatay da yaptığınız zaman yine karşı tarafa kadrajı gösteriyor. Bu arada Azra bir poz ver. Bak bir de böyle bir çekeyim fotoğrafını. Nasıl, güzel çıktı mı? Çok güzel çıktı. Evet, Azra da beğendi. Gördüğünüz gibi böylece bu işten de kurtulmuş oluyorsunuz. Yani sevgilinizin, eşinizin fotoğrafını çok rahat bir şekilde ona kadrajı göstererek, anlık olarak, o da görerek size onay veriyor. Oldu diyor, çek diyor, çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Bu özellik gerçekten güzel bir özellik. Şunu da söyleyeceğim. Benim hoşuma giden başka bir özellik daha şu. Aynı zamanda bir böyle şey olarak da kullanabiliyorsunuz. Tripod olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani karşısına geçin. Eğer video içerik üretiyorsanız, mesela burası da enteresan. Bu şekilde kolay bir şekilde telefonunuzu sabitleyip, yani başka bir aksesuar almanıza gerek yok. Bu şekilde sabitleyip karşısına geçip videonuzu, fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. Bu da yine güzel özelliklerden bir tanesi. Bu arada şundan da mutlaka bence bahsetmek lazım. O da ekran devamlılığı. Şimdi örneğin bir web sitesi açalım. En son arattığım kendi videom var. Mesela böyle büyük ekranda çalışmak istemiyorsunuz. Önemli bir işiniz çıktı. Hemen kapatıyorsunuz. Buraya, küçük ekrana, 6.2 inçlik ekrana çalıştığınız açık olan pencereler hemen otomatik olarak geliyor. Bu da ekran devamlılığı olarak yine bizim deneyimimizi arttırıyor. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. O da ergonomisi tabii ki. Yani katlanan akıllı telefonun bence en büyük avantajlarından bir tanesi o. Ergonomi. Şöyle bir ergonomisi var. 6.2 inçlik dikey olarak bir ekran. Aslında bizim biraz şu anda günlük hayatta kullandığımız ekranlardan daha başka bir formatı var. Daha uzun bir formatı var. Ama bunun ne işe yaradığı şöyle gösterilebilir. Cebinize koyduğunuz zaman daha az yer kaplıyor. Bence bu gayet iyi. Ve aynı zamanda açıldığı zaman da hemen bir anda tabletiniz oluyor elinizde. Şimdi neden bahsettik? Fotoğraflardan bahsettik, kameradan bahsettik. Şimdi sıra geldi videoya. Çözünürlüğü 4K 60 FPS. Ama öyle bir özelliği var ki benim çok dikkatim çekti açıkçası. Güzel de bir özellikmiş. O da akıllı çerçeveleme özelliği. Bu özellik peki nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Telefonunuzda mesela bir yere sabitlediniz. Biraz önce yaptığım gibi bir yere sabitlediniz. Sonra hatta göstereyim onu da ben ya. Niye göstermiyorum ki? Göstereyim. Video modunu açtıktan sonra hemen şurada bir tuş var. Bir buton var. Bu butona basıyorsunuz. Otomatik çerçeveleme açık. Hemen süper geniş açıya geçiyor kamera. Ve alıyorsunuz mesela şu şekilde buraya koyuyorsunuz. Kayıda basıyorsunuz. İsterseniz kadraja girin. İsterseniz kadrajdan çıkın. Ayarladığınız kadrajdan. Sizi akıllı çerçeveleme, otomatik çerçeveleme özelliği takip ediyor. Hiçbir şekilde oynamanıza gerek yok. Sizi şu şekilde takip ediyor. Hatta siz de zaten şu anda onun detayını görüyorsunuz. Gerçekten çok enteresan bir özellik. Hiçbir şekilde başka bir çaba sarf etmiyorsunuz. Sizi otomatik olarak takip ediyor. Kısacası otomatik çerçeveleme özelliği bu şekilde. Ve aynı zamanda şu özellik de benim çok hoşuma gitti. Onu da size göstereyim hemen. Biraz böyle yana kıvırdığınız zaman hemen size galeri açıyor. İsterseniz galeriyi de bu şekilde gezebiliyorsunuz. Yani bir yandan fotoğraf çekip diğer yandan da
galeriyi gezebiliyorsunuz. Bu da yine öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Kısacası Samsung Galaxy Z Fold 2'nin özellikleri bu şekilde. Biz de ön inceleme yaptık. Daha bunun tam olarak deneyimini anlatamayız. Ancak ilk deneyim olarak, ilk bakış olarak öne çıkan özellikleri bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.